Karantinanın ardından binlerce çift boşanmak için mahkemeye koşmuştu. Çünkü evde geçirilen uzun süreler çiftler arasındaki çatışmayı arttırmıştı. Peki bizde durum nasıl? Evden çalışanların sayısı bir hayli fazla. Hal böyle olunca bazı çiftler arasında tartışmalar da alevlendi. Madalyonun bir yüzü böyle, ancak diğer yüzü biraz daha umutlu. Kavgamız, gürültümüz yok yani, Allah şükür. Of of ya, başka hiçbir dedikleri yok. Biraz saygı çerçevesinde olursa her şey devam eder bence. Kaygı, korku, stres üstüne bir de eve kapanınca ilişkiler sarsıldı. Çiftler arasında tartışmalar arttı. Ben haklıyım, sen haklısın, benim annem senin annen, benim param senin param. Hakimiyet savaşları böyle ortaya çıkıyor. Bu savaş olan bir yerde de kimse kazanamaz. Caddeler, sokaklar boş, sosyal izolasyonu büyük bir oranda sağladık ama evde hayat nasıl geçiyor? Çin'de boşanmalar arttı. Peki ya bizim ülkemizde? Eşinin üzerinde hakimiyet kurma, onun üzerinde otorite kurma mücadelesi olduğu zaman böyle durumlarda özellikle kadına şiddette artış oluyor. Türk erkeği anlayamadı şunu. Kadınlar 50 sene önceki kadınlara göre daha özgür. Herkesin evde kaldığı bu dönemde aile içi şiddet hattına gelen telefonlar arttı. Tablonun bir yanı karanlık, diğer yanı ise umutlu. Çünkü evinde eşiyle zaman geçirenlerin çoğuysa eşinin aslında sandığından daha iyi biri olduğunu düşünmeye başladı. Ya eşimle konuşmaya başladım, iyi birisiymiş ya filan diyenler de var. İki tarafında rekabet yerine birbirini tamamlayan ilişki modeline dönmesi gerekiyor. Krizi artıran sen dilinin kullanması. Sen ne biçim insansın, niye bunu yapmadın? Yüksek sesle otorite sağlamaya çalışmak yerine iletişim kurmak gerekiyor. Kadın ve erkek iki tarafında suçlayıcı, yargılayıcı bir cümle kurmak yerine ben diliyle kullanarak, ben böyle hissediyorum, bence böyle olsa daha iyi olur gibi söylediğiniz zaman güç savaşları oluşmaz. Virüs olayının kötü tarafları olduğu kadar bence iyi tarafları da olacak.